Ben Sibel Tahtakıran, hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. 1 Aralık'ta gerçekleşecek güçlü ve yoğun yay yeni ayına hoş geldiniz demek istiyorum. Bizleri etkileyen bu yeni ay Antares sabit yıldızında bir kraliyet yıldızı üzerinde gerçekleşiyor. Bu yıldız dünya çapında çok büyük başarılar getirebilecek bir etkiyle tanınıyor. Ayrıca Sabian sembolünü incelediğimde altın saçlı fırsat tanrıçası ile ilişkilendiriliyor. Şimdi bu nedenle bu özel yeni ayın enerjisinde sevilecek aslında birçok şey var. Ancak bu yıldızın aynı zamanda savaş ve zaferle ilişkilendirildiğini de unutmamak gerekiyor. Şimdi yeni ayın unsurlarına bakacağız ve astroidleri de kullandığımı biliyorsunuz. Astroid Urania bu yeni ayda tam olarak Urania astroidi ile bir kavuşum yapıyor. Ve yeni ay Satürn ve Jüpiter'le bir T kare açı oluşturuyor. Bu özellikle Ağustos ayının ortalarında yaşanan olaylarla bağlantılı temaları demek ki yeniden hayatımızda gözden geçirilmesine işaret edebiliyor. Şimdi Yay burcunda 9 derecede bir yeni ay, haritalarınızda bu 9 derece Yay burcunun olduğu alanlarda yeni başlangıçları temsil ediyor demek. Özellikle zaten Yay, Koç ve Aslan burçları için çok son derece destekleyici bir etki var. İkizler, Başak ve Balık burçları için ise daha yoğun bir enerji getirebilir. Yeni aylar her zaman yeni başlangıçları ifade eder. Bu yeni ayda 9 derece Yay burcunda temiz bir sayfa açıyor aslında. Yay burcu güneş, ay ve yükselen burçları için yıllık yeni başlangıç dönemi diyebilirim. Ateş elementindeki koç ve aslan burçları bu enerjiden keyifle faydalanabilir. Ancak bu enerji ikizler, başak ve balık burçları için çok daha yoğun ve dönüştürücü bir etki yaratabilir. Şimdi Sabian sembolü dedim, Urania astroidi dedim ve tutkulu Eros astroidi ile de birleşen bu yeni ay kadersel olaylara biraz kapı aralayabilir. Kuzey ve güney ay düğümleriyle oluşan genel bir üçgen açı bu dönemin pozitif kadersel olaylar için de uygun olduğunu işaret ediyor zaten. Yeni ayın dünya olaylarının etkisinde de çok dikkat çekici, özellikle Orta Doğu'daki savaşlarla ilgili önemli bir dönüm noktası olabileceğini de söyleyebiliriz. Bunun nedeni bu yeni ayın Antares yıldızı üzerinde gerçekleşmesi tabii ki. Antares Mars'ın rakibi olarak bilinen ve savaşla ilişkilendirilen bir yıldızdır. Mars'ın savaşçı enerjisiyle Jüpiter'in genişletici doğasının birleşimi bu yeni ayın büyük çaplı çatışmalarına işaret edebileceğini de gösteriyor. Kendi burcunuzda bu enerjinin nasıl tezahür edebileceğini daha iyi anlamak için zaten Güneş burcunuz kariyer hedeflerinizi ve yaşam amacınızla ilgili yeni başlangıçları her zaman için temsil eder. Yükselen burcunuz ise böyle hayatınızın genel hikayesini, dış dünyaya nasıl bir rol üstlendiğinizi gösterir. Ay burcunuz ise böyle ev, aile ve duygusal hayatınızdaki değişimleri temsil eder. Onun için bu etkileri dinlerken her üçünü de beraber dinlemenizi size öneririm. Yeni ayın etkileri tam olarak anlamak için bu doğum haritanızdaki gezegen ve yerleşimlerle bağlantılı olduğunu bilmek tabii ki çok önemli. Şimdi Antares yıldızına yakın gezegenlere sahip olanlar için bu yeni ay büyük değişimler ve başarılar evet getirebilir. Bu yay yeni ayı büyük fırsatlar ve dönüşümler vaat ediyor çünkü. Ancak kişisel doğum haritanıza bağlı olarak tabii ki bu enerjinin nasıl tezahür edeceği değişebilir. Genel gökyüzü enerjilerinden ilham alarak kendi hayatınızda bilinçli seçimler aslında yapabilirsiniz. Bu yeni ay Aralık başında önemli gelişmelerin başlangıcını evet temsil ediyor. Hem bireysel hem de kolektif düzeyde değişim ve karar alma süreçleri çok daha ön planda olacak. Aralık ayının sonlarına doğru Merkür'ün ileri hareketine dönmesiyle birlikte işte bu süreçlerin daha somut sonuçları da ortaya mutlaka çıkacaktır. Bu yeni ayın bize verdiği mesaj hayatımızdaki büyük değişimlere hazırlanmak ve vizyonlarımızı genişletmek için bir fırsat sunuyor olacak. Kendinize bu dönemde aslında şu soruları sormayı düşünebilirsiniz. Beni ne motive ediyor? Hayatta neyi başarmak istiyorum? İşte burada özellikle vurgulamak istediğim şey şu.
Uranya asteroidi yalnızca astrolojinin değil, aynı zamanda da astronominin de göstergesidir. Şimdi gelecek yıl Uranüs'ün tabii ki İkizler Burcu'na geçişiyle birlikte ve Plüton'un da Kova Burcu'ndaki hareketleriyle birlikte daha fazla böyle UFO açıklama haberleri göreceğimizi düşünüyoruz. Gökyüzüyle ilgili çok değişik, çok enteresan şeylere şahit olacağız. Bu Uranya dolunayı hayatımızdaki böyle astronomik konuların daha çok konuşulacağını işaret ediyor. Ancak dikkat etmeliyiz. Merkür ve Neptün'ün etkisiyle bilgi kirliliği ve yanlış yönlendirmeler de olabilir. Önümüzdeki 12 ile 24 ay içinde İnsan kökenleri ve bu gezegenin dışından gelen özellikle teknolojik olarak gelişmiş diğer türler hakkında çok daha fazla şey öğreneceğimizi düşünüyorum. Bu lunasyon büyük hikayenin bir nevi başlangıcını aslında işaret ediyor. Tabii ki yeni ayda T kare açısı bazı çözümlemeler var. T kare açıları her zaman gökyüzünde biraz gerilim yaratır. Bu gerilim Apex'te bir Satürn'de toplanıyor tabii. Bu da hayatlarımıza ve dünyada da istikrar ve sağlamlık getirmek zorunda olduğumuz yerleri gösteriyor. Balık burcunun temsil ettiği kıyılar yerinde edinilmiş böyle insanlar, evsizlik, göçmenlik krizleri gibi konular işte bunun çözümlenmeye çalışacağı alanlar olabilir. Evet, bunlar yay yeni ayı olabilecek etkiler diyelim. Aslan burcu Mars'ın artık böyle çok yoğun bir enerji dalgasını yaşıyorsunuz diyebilirim bu yeni ay sürecinde de. Ancak bu enerji bir yanardağın patlaması kadar sizin için güçlü bir şekilde açığa çıkabilir. Son günlerde böyle kendinizi biraz gergin ve tepkisel mi özellikle hissediyorsunuz? Bunun için lütfen dikkatli olun. Ayın etkisiyle bu enerji sizi harekete geçmeye ve önemli kararlar almaya zorlayabilir. Ama burada daha yavaş hareket etmeniz gerekli. 6 Aralık'ta Mars retro hareketine başlayacak ve bu durum 6 Ocak'a kadar da devam edecek. İşte bu süreçte geçmişte aldığınız kararları gözden geçirebilir, bazı adımlarınızı sorgulamanıza ihtiyaç duyabilirsiniz. Daha önce böyle cesaretle attığınız adımlardan geri dönmek isteyebilir ya da alternatif yollar arayabilirsiniz kendinize. İşte bu dönem içsel bir muhasebe yaparak ileriye dönük sağlam planlar hazırlamanız için bir fırsat sunuyor olacak. Yeni başlangıçların ve fırsatların enerjisiyle dolu bir defa dönemde olacaksınız sevgili aslanlar. Romantik ilişkilerinizden finansal fırsatlara kadar her alanda yıldızlar bir defa yanınızda. Eğer bekar bir aslan burcuysanız yepyeni bir aşk hikayesi sizler için oluşabilir. Plüton'un 7. evinizdeki etkisiyle bu ilişki hem derin hem de dönüştürücü etki verebilir sizlere. Aynı zamanda mevcut ilişkilerinizde son derece radikal değişiklikler yapabilir. Hayatınızda yer açmak için gereksiz bağlardan da kurtulabilirsiniz. Şimdi bu yeni ay çocuklarınızın hayatında önemli gelişmeleri tetikleyebilir sevgili aslanlar. Yurt dışı eğitim fırsatları, belki taşınmalar veya yeni projeler gündeminize gelebilir. Aynı şekilde yaratıcı projelerle ilgili son derece büyük fırsatlar da sizin için doğabilir. İşte bu süreçte şiir, müzik, resim yani sanatsal faaliyetlerde gerçekten ilham dolu anlar yaşayabilirsiniz. İçsel coşkunuzu yaratıcı bir alana böyle yönlendirmek sizlere zaten harika sonuçlar getirecektir. Aşk hayatınızda hareketli ve tutkulu bir dönemdesiniz bir defa. Bunu söylemek istiyorum. Yine bekar aslanlara dönecek olursam, bekar aslan burçları işte bu süreçte hayatlarına heyecan verici birinin girdiğini fark edebilir zaten. Evli aslanlar ise ilişkilerinde dengeleri korumaya özen göstermeli bu dönemde. Çünkü bu yoğun enerji yanlış anlaşılmalara neden olabilir hayatınızda. Yeni projeler başlatmak, sanatsal yeteneklerinizi böyle sergilemek veya girişimcilik alanında yenilikçi adımlar atmak, çok mükemmel bir zaman diyebilirim. Bu projelerin uzun vadeli getirileri oldukça yüksek olabilir. Lütfen cesur olun. Hayallerinizin peşinden gidin. İşte bu dönemde Jüpiter ve Merkür'ün de karşıtlığına Satürn'ün kare açısı eşlik ediyor. İşte bu zorlu açılar özellikle finansal düzenlemelerinizde gözden geçirmeniz gerektiğinde vurguluyor olacak bu dönemde. Miras, yatırımlar, emeklilik planları veya ortak gelirlerle ilgili konularda son derece daha disiplinli olmalısınız. Maddi planlama yaparken özellikle
profesyonel bir uzmandan destek almak çok uzun vadede fayda sağlayacak sizlere. Satürn'ün etkisiyle çocuklarınızın eğitimi, yaşam düzeni veya geleceğiyle ilgili maddi planlamalarına elbette ki odaklanabilirsiniz. Bu durum onların sağladığınız, bu durum daha doğrusu onlara sağladığınız destekle ilgili düzenlemeleri de içeriyor olabilir. Yine borç alacak dengesi veya bütçe planlaması gibi konularda gündemde olacaktır. Şimdi Ağustos ayında aslında yaşanan olaylara yeniden odaklanmanız gerekebilir. O dönemde böyle kariyeriniz veya sosyal çevrenizle ilgili önemli gelişmeler yaşadıysanız şimdi bu konuların finansal getirilerini tekrardan gözden geçirme zamanı diyebilirim. O dönemde özellikle başlayan ilişkiler veya projelerle ilgili yeni fırsatlar ortaya çıkabilir. Yeni ay sonrası 2 hafta ile 6 aylık süreçte uzun vadeli kazançlar elde etmenize fırsatlar tanıyacak. Örneğin belki de aile büyüklerinizden gelen bir miras gündeme gelip oturabilir. Bu özellikle böyle büyük anne veya büyük babayla bağlantılı olma şeyi ihtimali daha yüksek. Şansınızın açık olduğu bu dönemde büyük fırsatları değerlendirmeye hazır olun. Şöyle gene toparlamam gerekirse bir ilham dolu bir dönemdesiniz diyebilirim. Sanatsal faaliyetleriniz gündemde veya yenilikçi girişimlerle ilgili adımlar atmaktan da çekinmeyin. İki diyecek olursam finansal lütfen planlama yapın. Miras, yatırımlar ve ortak gelirlerle ilgili profesyonel bir danışmandan lütfen destek alın. 3 diyecek olursam aşk hayatınızda açık olun, yeni başlangıçları şans tanıyın, ancak var olan ilişkilerde de dengeyi lütfen korumaya özen gösterin. Ve 4 diyecek olursam çocuklar ve aile konularında son derece dikkatli olun, çünkü eğitim ve taşınma gibi veya yeni düzenlemelerle ilgili planlamaları asla göz ardı etmeyin sevgili aslanlar ve Ağustos olaylarını net hatırlamaya çalışın. O dönemde yaşanan gelişmelerin bu devamı dileğinde fırsatları kapınıza getirebilir. İşte bu dönemde böyle aldığınız kararların uzun vadeli etkilerinin olabileceğini de asla aklınızdan çıkartmayın. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.